Birçok insanın problemi ne biliyor musunuz? Adam sadece arzuluyor ama aşk yok. Aşkın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz papatyacım. Hiçbir şey olmaz. Duygu olması lazım. Beni sadece arzulayan, sürekli olarak cinsellik muhabbeti yapan adamı nasıl kendime aşık ederim? Konumuz bu. Şakası yok. Beni tanıyanlar bilir, şakam yoktur yani. Bu kanalda o kadar çok video paylaştım ki hayatlarınıza dokunmayı seviyorum. Ve bu soru Adile Sor uygulamasından bana en çok gelen soru. Her akşam ben bu soruyu görürüm. Cinsellik muhabbeti var. Aramızda bir ten uyumu var. Ama ben bunu aşka dönüştürmek istiyorum. Benim bir hamle yapmam lazım hocam. Bir şeyler söylemem lazım. Kelimelerin gücü. Ne yapmam lazım? Sadece arzulayan erkeğe bunu söyleyeceksiniz. Bir kere şunu öncelikle bir anlatayım size kısaca. Sadece arzuladığını nasıl anlarsın? Çünkü seninle dışarıda görüşmez, dışarılarda buluşmaz. Ben kalabalığı sevmiyorum falan der. Arkadaşlarına vakit ayırır sürekli. Seni çok fazla arayıp sormaz. Ne zaman gece olur, gece yarısı mesaj atar. Uyudun mu? Falan filan. Buradan yaklaşıyor. Senin yanındayken, hani buluştunuz evde mevde, otelde bir yerde işte bir yerlerde buluşuyorsunuz. Çok iyi davranır. Ama öyle bir aşık gibi davranır ki şöyle der mesela. Ya haftalardır görüşemedik ya öldüm sensizlikten. Geberdim falan der. Büyük yalan. Sürekli yalan. Sürekli bir hikaye yazar. Sensizlik çok zor der. Arayamadım ama gerçekten çok yoğundum. Yoksa var ya elimde olsa bak her gün görüşeceğim falan der. Yani La Fontaine'den masallar sürekli. Bunun benzerlerini kafanızda hayal edin. Çünkü benzer cümleleri duyanlar vardır. Ama ne zaman gider? Ya bu görüşme gerçekleşir. Bu cinsel seans gerçekleşir. Sonra gider adam ortadan kaybolur. Ne arıyor, ne soruyor, ne mesaj atıyor. Sen arıyorsun, ya arayacağım bir dakika işim var diyor kapatıyor. Mesajlara dönüş 3 gün sonra. Ama ne zaman yeniden abimizin canı istiyor. Tekrar diyor ki hadi bir cinsellik olsun falan. İnanılmaz bir ilgi. Hadi kahvaltıya gidelim diyor mesela. Hadi akşam yemeğine gidelim. Hadi buluşalım. Biliyorum birebir anlatıyorum çünkü yaşadıklarınızı. Neden bu kadar net biliyorum? Hem çok seans yapıyorum 12 senedir. Hem de Türkiye'nin en büyük, ilk ve tek ilişki, soru cevap uygulaması. Adile Sor. Binlerce soru. Türkiye, Azerbaycan, Almanya, Avustralya her yerden kadınlar bana oradan sorularını gönderiyorlar. Görüyorum yaşananları. Önümde. Bu çok fazla insanın yaşadığı bir olay. Yani arzuluyor ama ben bu arzuyu bir türlü aşka dönüştüremiyorum hocam ya. Nerede yanlış yapıyorum? Ne demeliyim? Kelimelerin gücü nedir? Bakın şuradan başlayacağız. Uzun cümleler yok, uzun paragraflar yok, roman yok. La Fontaine'den masallar yok çünkü uzun mesajların biliyorsunuz izlediyseniz beni daha önce erkek beyninde bir etkisi yok. Ya yani uzun 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 anlattığınız konuların onun kafasında bir yansıması yok. Adam onu algılamıyor, algılamak istemiyor. Okumuyor yani ve mesajı kaçırıyor, ana konuyu kaçırıyor. Kısa ve öz. Kelimelerin gücü dediğimiz felsefenin özü budur aslında. Kısa ve öz. Uzatmadan. Mümkünse tek bir cümlede. Yapamıyorsan ikinci cümleyi geçme. Çünkü şu hatayı çok yapan kadın var. İçimdekileri bir dökmek istiyorum. Bir rahatlamak istiyorum. Ne varsa yazayım da böyle görsün, kimin ne olduğunu görsün. Onu ben pişman edeceğim. Böyle hayatımdaki bütün romanı yazacağım ona. Bana neler yaptığını falan göstereceğim. Yani hiçbir etkisi olmuyor erkekler üzerinde. Bir cümlede böyle etkili olacaksın. İki cümlede. Bir paragraf bile değil. Kısa. Kısa cümleler. Evet biliyorum duygu dünyası olarak dolusunuz. Bir ton şey söylemek istiyorsunuz. Bir ton şeyi onun suratına bir tokat gibi vurmak istiyorsunuz. Kızgınsınız. Belki yarı yolda bıraktığını hissediyorsunuz falan falan falan. Ama etkisi yok. Hiçbir etkisi olmaz. Yani o tarafta bir yansıması olmaz. Şimdi cinsel anlamda aranızda bir ilişki var. Sürekli olarak görüşmeler falan filan. Ama bunu bir aşka dönüştürmek istiyorsunuz. Bir duyguya doğru adım atmak istiyorsunuz. Öncelikle bir cinselliği kesmek zorundasınız. Mecbursunuz. Çok sayıda kadının yaptığı bir hata var. Daha da fazla cinsellikle ben onu kendime bağlarım. Bağlayamazsın. Garantili söylüyorum. Bağlayamazsın. Bir adamı sadece cinsellikle kimse kendine bağlayamaz. İmkansız. Artı bir başka bir şey olmalı. Karakter,
tavır, hareket, belki mizah, belki birlikte çok gülme özelliği, belki anlayış. Adamın beklentisine göre her adamın bu konudaki baktığı yön farklıdır. Ama başka bir şey olmalı. Cinselliği kesmek zorundasınız. Eğer ilişkiye yeni bir yön, daha duygusal, daha derin bir taraf vermek istiyorsanız öncelikle cinselliği kesip şöyle bir şekilde aradı seni. Hadi buluşuyor muyuz yine bu cuma bana geliyorsun, hafta sonu bende kal falan. Ama bu arada ortada yoktu mesela 15 gün falan. Sen ona şu cümleyi söyleyebiliyor musun? Bana onu söyle. Bak şu cümle çok önemli. Yavaş yavaş bu işten sıkılmaya başladım. Böyle başlayacaksın. Yavaş yavaş bu işten sıkılmaya başladım. Çünkü görüyorum ki bana arzun var ama bir duygun yok. Eğer bunu duygusal bir moda sokamıyorsak bence devam etmeyelim. Arkadaşlar bunu not alın bak. Çok önemli söylüyorum. Yavaş yavaş bu işten sıkılmaya başladım deyin. Üç noktayı koyun oraya. Diyecek ne diyor acaba, ne gelecek bak. Uzatmıyorsunuz. Aradığım kesinlikle sadece cinsel bir şey değil. Görüyorum ki bana karşı arzun var ama duygun yok. Duygusal bir moda sokamıyorsak bence devam etmeyelim. Çünkü bu moda sokmak zorundayız. Ya bunu anlaması için daha etkili bir mesaj yazamazsınız. Bir kere bir karar var orada. Sadece cinsellikle devam edemeyiz. Seninle de görüşmüyorum, yeter. Evine gelip gitmekten sıkıldım. Çünkü bu şekilde bırakırsanız böyle yüzlerce yıl otobüs bekler gibi beklersiniz böyle. Anlatabiliyor muyum? Böyle devam eder bu ilişki. Neden? Çünkü sen zaten o durumu, yani statükoyu, o gidişatı kabullendin. Yani olay bu artık adam için. Tamam, arada görüştüğüm kadın diyor. Sen bunu kabullendin artık. En büyük hata, bakın binlerce kadından bu soruları alıyorum uygulamadan. En büyük hata şu. Ya hocam böyle devam ediyor. Korkuyorum bir şey yapmaktan, kaybederim diye. O kaybetme korkusunu hissettiriyorsun adama. Adam da diyor ki bu ritimde devam edelim. Ne var canım, dışarıda görüşmek zorunda mıyız? Bana gel. Şurada buluşalım. Şuraya gel. Şu otele gel falan filan. Adam sürekli seninle baş başa görüşüp cinsellik yaşıyor. Bu kadar. Ama sen gerekli müdahaleyi yapamıyorsun orada. Gerekli müdahale işte bu mesaj, bu cümle. Aradığı zaman telefonda söyleyin. Mesajla davet ediyorsa sizi, işte bir 15-20 gün kayboldu, geldi, mesaj attı. O zaman mesajla bu cevabı verin. Ama bu cevabı verin. Yani net. Eğer bunu duygusal bir moda sokamıyorsak bence devam etmeyelim. İstemiyorum. Şimdi bazı adamlar o kadar iyi sırtlan ki, yani çok profesyonel laf cambazı. Şunu diyebilir. Bak şunu diyebilir size. Biliyorum çünkü yaşayacağınız şeyi. Ne yani, romantik bir şey mi istiyorsun? Daha önce hiç böyle bir muhabbet yapmadın. Hayırdır, sana ne oldu? Ne oldu da birdenbire romantik bir kadın oldun falan diyebilir. Çünkü o kadar ustadır ki manevra yapar ve zeytinyağı gibi yukarı çıkar yani. Hani ben bunu bilmiyordum ki, daha önce söylemedin gibi bir şey diyebilir. Sizin vereceğiniz cevap şu. Aslında ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Duygusal bir yönü yoksa eğer bu ilişki artık benim için anlamını kaybediyor. Ben bir duygu üretebilirsin diye düşünmüştüm ama üretemedin. Hayal kırıklığı oldu diyeceksiniz. Hayal kırıklığı oldu. Çünkü normalde bu kadar zamandır birlikteyiz. Senin bana bir duygun olması lazım değil mi? Olmadı. Demek ki sen duygu üretebilen bir varlık değilsin. Yani topu alıp o tarafa doğru atacaksınız. Bu önemli. Şimdi bu bir tenis maçı gibidir. Zaten benim uzmanlığım bu. Tenis maçı. Şimdi bir cevap geliyor, ona cevap veriyorsun. Cevap geliyor, ona cevap veriyorsun. Önemli olan bu. Flört bu. Kelimelerin gücü diyorlar ya bana. İşte Adil Yıldırım kelimelerin gücü. İşte bu. Tenis maçı. O cevabı verebilmek. Kızmadan, öfkelenmeden, yani öfke yok zaten, agresiflik yok. Ya yani ben bir duygu üretebilirsin diye düşünmüştüm. Yani normal bir insan duygu üretir. Ama sen sadece cinsellik üretiyorsun. Yani duygu yok. Duygu olmadıktan sonra artık bundan sonra benim için bu ilişkinin bir anlamı yok diyeceksiniz. Bunu söyleyeceksiniz, bu önemli. Duygusal bir tarafı yoksa devam edemiyorum diyeceksin. Şimdi adam buradaki kararı görüyor. Yani net bir duruş var. Bir duruş, bir karar var burada. Sen onu beyan ediyorsun, söylüyorsun, haber veriyorsun ona. Böyle böyle böyle. Böyle olacak yani. Adam artık ondan sonra bir pozisyon almak zorunda. Yani ya senden ayrılmayı düşünecek, diyecek iyi tamam o zaman görüşmüyorsak görüşmeyelim diyorsa, bu cevabı da ne kadar kötü bir cevap olsa da hazmedin. Yani kabullenin bu cevabı. Şunu demek istiyor. Tamam gerçekten de sadece cinsellikti zaten. Bir duygum da yok. Hadi yoluna diyor. Şimdi devamı var filmin.
Çünkü o kadar net sorular geliyor ki bana uygulamadan. Adam burada rest çekiyor. Diyor ki ya tamam peki o zaman görüşmeyeyim. Eve gelmiyorsan da gelme, senle dışarıda da görüşmem diyor. Böyle adamlar var yani, inanılmaz böyle ters diyor kadını. Bitmesi lazım orada bu filmin. Film bitmiyor. Adam gidiyor 15 gün sonra bir daha yazıyor. Diyor ki tamam ya geçen de sana kaba davrandım kusura bakma, bana gel diyor. Kadın gidiyor. Ya niye gidiyorsun? Adam 15 gün önce sana kötü davrandı. Anlamıyorum yani. Şimdi sen orada o tavrı göstermeye devam edeceksin. Diyeceksin ki bir dakika, biz seninle en son konuştuk. Sen bir de beni ters dedin en son. Ben dedim ki sana duygusal bana karşı bir bağın yok. Ben de devam etmek istemiyorum dedim. Bu kadar. Ya aynı duruşta devam etmeden onu, hani bana söylüyorsunuz ya, nasıl adam ederim, nasıl bağlarım, işte nasıl olayı bir aşka yönlendiririm, cinselliği nasıl aşka dönüştürürüm. İradeli duracaksın yani. Çağırdığı zaman gitme artık. Yani böyle tamam özür dilerim gel diyor. Adam özür diliyor. Bu hemen yumuşuyor gidiyor. Hemen yelkenleri suya indiriyorsunuz. Yani şimdi ben o zaman başına saçları döktüm yani. Ne yaptın yani şimdi papatyacığım? Oradan o çağırınca sen hemen böyle tren gibi gidiyorsun. Olmaz. Orada diyeceksin ki biz konuştuk seninle. Duygusal bir şey olacak yani. Böyle sadece cinsellik falan. Sıkıcı. Sende duygusal bir taraf yok. Duygu üretemiyorsun sen. Bir görün yani. Sende bir mekanik arıza var. Duygu yok. His yok. O zaman sadece böyle bir yerlerde buluşup da bir şeyler yaşamak sıktı yani. Artık bana keyif vermiyor diyeceksin. Çünkü neden bağlayalım? Sadece cinsellikle bir adam bağlayamazsınız. Mümkün değil. Mümkün değil. Tarz, cevap, tavır, orada ortaya koyduğun cool kadın, vazgeçilmez kadın, iz bırakan kadın cümleleri, kelimelerin gücü ve o da zaten bu adreste. Kelimelerin gücü. Sizi sevdiğimi unutmayın. Görüşmek üzere.